Şimdi kardeşlerimiz mevcut Müslüman potansiyelini canlandırmalar çok önemlidir. Eğer kendi haline bırakılırsa yavaş yavaş kendi içinde atıl hale gelir birçok insan ve yavaş yavaş gerilerler. İnşallah. Yani İslam derinlik, heyecan ve imanla ileri geçer. Mesela cübbeli çıkartıyorlar. Sakin, sakin. Yani dini konuları tenzih ederim. Işıklar altında konuşuyor. Evet. Böyle olmaz. Çünkü bir kere insanların imanın tahkik hale gelmesi lazım. İnsanlar ahirete iman edemiyor. Allah'a iman edemiyorlar evet. Bir kısmı. Evet hocam. Değil mi? İman zafiyeti var dünyada. Yani Darwinizm, materyalizm insanları iptal etti birçoğunu. Bu tahribatın düzeltilmesi gerekiyor. Çok imanlı ve takva hale gelirse bir insan zaten Cübbeli Ahmet'e televizyon başında beklemesine gerek yok. Alır bir ilmihal kitabını, öğrenir. Yani Kur'an'ı öğrenmek isteyen alır bir mealden. Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın bize ne dediğini alır okur. Evet hocam. Yani Cübbeli'den ne öğrenecek ya yani, farklı. İnşallah. Değil mi? İlmihal bilgisi de Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalini alır. Cübbeli'den kat kat mükemmel, kat kat özlü, değerli toplu, helaller haramlar hepsini öğrenir. Evet. Dolayısıyla konu bu değildir yani. Konu derin iman, amentüye tam imandır. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, ölüme, ölümden sonra dirilmeye, evet. Değil mi? Evet. Kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, amentüde belirtilen her şeye tam anlamıyla iman etmektir. İnşallah. Dolayısıyla iman hakikatlerin üstüne durulması çok önemlidir. İnşallah hocam. Yani insanlara derinlik verilmesi, gerçek anlamda Allah korkusunun, Allah sevgisinin verilmesi... İnşallah. Allah'a aşkla bağlanmaları, evet. Ruhlarındaki eksiklikleri tamamen gidermeleri çok önemli. İnşallah hocam. İnşallah. Yani adama işte bir de yani olmayan şeyler de varmış gibi de anlatırsan, evet. Değil mi? Evet hocam. O zaman çok çok daha acayip bir şey olur. Evet mesela, hocam. Yani Cübbeli farkında değil, konuştuğunda yaptığı tahribatı hesap etmiyor. İnşallah hocam. Yani çok faydalı olduğunu düşünüyor. Yani bir de dinleyen insanlar birçoğu, onu dinleyen insanlar zaten onu bilen insanlar. Evet. Zaten namazında, niyazında olan insanlar. Ama diğer hitap ettiği kesim, tahkiki imana ihtiyacı olan insanlar oluyor. Evet. Değil mi? Böyle iman coşkusuna, Allah sevgisine, imani derinliğe, Kur'an'ın sırlarını bilmeye müştak ve bu konuda gayret eden insanlar oluyor genellikle. Evet. Cübbeli'de biz bunu görmüyoruz. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Mesela bir insanı çıkarabiliriz. Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalini baştan sona kadar okur. Çok daha güvenli olur yani Cübbeli'nin anlatmalarından. Çünkü Cübbeli ilaveler de yapabiliyor, ekler de yapabiliyor, çıkarmalar da yapabiliyor. Evet. Orada ek ilave çıkma da olmaz. Evet. Tam düzgün olarak okur bir insan. Çıkar okuyabilir. Yani Cübbeli'nin sesinin bir orijinalliği yok. Evet. Maytaplarının dışında, konfetilerin dışında, değil mi? Evet, başka bir şey yok. Sünnet çocuğu gibi böyle. Oturtturuyor o şey. Sünnet yatağı gibi de süslemişler onun tahtını da. Evet. Sevine sevine geliyor ya inşallah. Yani herhangi bir insan çıkar, ilmihal de çünkü çok anlaşılır tarzda yazılmış ilmihal. Çok nettir yani. Gayet detaylı bilgi var. Alır oradan okur insanlar. Veya bir insana okutursun. İnşallah. Yani Türkiye dini öğrenmek için yani Cübbeli'nin dışında bir imkanı yok imaj verilirse bu çok acayip bir şey olur yani. Evet. Değil mi? Evet. Ama tahkiki iman apayrı bir özelliktir. Yani bunun için özel çalışma yapılması lazım. İlmi ve akılcı çalışma yapılması lazım. Allah'ın sanatının teker teker anlatılması, hücredeki, hayvanlardaki, bitkilerdeki, kendi vücudumuzdaki Allah'ın yarattığı harikaların insanların anlatılması, insanların kalbinde Allah'a karşı derin bir coşku, evet. Heyecan ve derin, evet. Bir iman meydana getirir. Allah korkusunu pekiştirir. Allah korkusu iyice pekiştikten sonra, Allah sevgisi iyice pekiştikten sonra ilmihal bilgisi çok kolaydır. Bir insana helaller haramları anlatmak için birkaç saatin içinde bir anlatabilirsin. Evet. Değil mi? Yani insanları böyle detaylarda boğmaya çalışmak, İslam'a hizmet etmek olmaz. İnşallah hocam. Değil mi? İnşallah. Dini zorlaştırmak, karma karışık hale getirmek, İslam'a hizmet etmek olmaz. İnşallah hocam. İnşallah. Kur'an çok açık ve sadedir. Peygamberin sünneti de çok açık ve sadedir. Gayet kolay yaşıyordu sahabeler İslam'ı. Evet, yani, inşallah. Değil mi? Evet.